Osmancık 1075 yılında Türk egemenliğine girmiştir. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Osmancık'a gidiyoruz. Mega ile diğer diğer Anadolu serüvenimize bu sefer böyle devam ediyoruz. Yanımda Murat abi var. Görüntüler dolu diye sevmiyor ama beni kıramadı bu sefer. Osmancık'ı biraz gezeceğim. Elimden geldiğince fikrimi aktarmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere. Bay bay. 2016 nüfus verilerine göre şehir merkezinin nüfusu 28.653 olup kırsal kesimde yaşayanların nüfusu ise 14.535'tir. Toplamda ise 43.188 kişilik bir nüfusa sahiptir. Arkadaşlar şu an meşhur Osmancık'taki radar cezalarının kesildiği yerdeyiz. Buradaki bizim şu an Bursa Sokağı'nın 82, Ağrı Vastalı için 70 olmuş durumda. Burası Osmancık'ın girişi. Sadrazamlar şehri Osmancık'a hoş geldiniz. Hamza Karataş Belediye Başkanı. Sağ tarafta Kandiler Kalesi ve Osmancık Kalesi. 1423 yılında Amasya'ya, 1596 yılında Çorum Sancağı'na, 1864 yılında ise yeniden Amasya'ya bağlanan Osmancık, 1924 yılında Çorum ilinin ilçesi olmuştur. Arkadaşlar görmüş olduğunuz köprü 2. Beyazıt Köprüsü, şu an Kızıl Koyunbaba Köprüsü. Osmancık'ta 2. Beyazıt tarafından inşa edilmiştir. Kızılırmak nehri üzerinde kuruludur. 250 metre uzunluğu ve 7,5 metre genişliği var. 15 tane gözü bulunmakta. Şu an tadilatta olduğu için oradan geçiş yaptırılmıyor. Buradaki asma köprüyü kullanıyorlar. İlçede Koyunbaba Köprüsü ve Türbesi, Kandibar Kalesi, Koca Mehmet Paşa Camii, Baltacı Mehmet Paşa Çeşmesi görülmeye değer yerlerdir. Şurdur leblebisi, tuzlusu biberlisi, Avrupa'yla yarışır. Ekonomik yaşamında ise tarım ve hayvancılık önde gelir. Haydi de güzel Türkiye'm, hep verelim el ele, kalite üretelim. Kızılırmak arzusunda çeltik tarımı yapılır. İtale, son verelim İtale. Başlıca tarım ürünleri buğday, şeker pancarı, arpa, pirinç, patates, soğan ve az miktarda üzüm, elma ve armuttur. Hayvancılık ve arıcılık gelişmiştir. ...1997 yılında belediyenin yaptığı zirai çalışmalarda TR-427 kodlu isimsiz çeltik türünün Osmancık iklimine çok rahat uyum sağladığı ve çok iyi mahsul verdiği belirlenmiş patent enstitüsüne başvurularak bu pirinç türüne Osmancık 97 adı alınmış ve tescil ettirilmiştir. Osmancık 97 günümüzde Türkiye'de en çok tercih edilen pirinç türlerinden biridir. Osmancık'ın ilk ismi Pimoliza'dır.
Azıcık yol üstünde, birinci el üstünde. Kızlar pilav pişirir, dökülür tel üstünde, dökülür tel üstünde. Oturduk kuzu kuzu.